Podcast Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Nerede bırakmışız? Sen niye böyle bir ahşap yorgun hissediyor kendi? Çok yorulmuş, parmakları ağrımış. Tamam, parmakların ağrıdıysa biraz da bahçecilikle ilgilenelim. Ama akşam olmuş muhtemelen biz bir önceki bölümde bugünün sabahında ilgilendik herhalde. O zaman gel, bak kayınvaliden yemek yiyor Taya Çağatur. Sen de buradan bir şeyler al. Sen ne al? Aa, sen fena açsın. Bir de hamilesin. Gel sen de bir şeyler al. Çocuk ne yapıyormuş? Ödev mi yaptıydı acaba çocuk? Masa başında bekliyor. Aa, ekstra ödev de yapabilirmiş. Zaten B miydi? Aynen, B öğrencisiydi. A alması lazım. Bu ekstra ödevini yapsın. O da yemek yer. Biraz bebekleriyle oynar ve yatar diye düşünüyorum. Hafta sonu geliyormuş zaten o zaman. Aa, sen ne yaptın? Hemen bunları tamir et diyeceğim de boş ver, sen tamir etme. Gel sen yemek al buradan, kocan dururken senin neyine onları tamir etmek. Sen zaten pregnant'sın ama kaçıncı evredeyiz biz şimdi? Aa, üçüncü trimester'a girecekmiş sanırım, 16 saat içinde diyor, ya da 16. üçüncü trimester'ın 16. saatinde herhalde. Taya Çağatur, sen ne alemdesin? Sen gayet sağlıklısın. Bunu bir yıkayabilirsin bizlere. İşte o zamanın mutfağı da tabi buz, elektrik yok. Buzdolabı ve ocak da olmaması lazım. Aslında ocak eski tip ocak olması lazım. Böyle şömine tarzı. Yani ateş yakılan. Tel dolapları olması lazım. Hani meyve ve sebzelerin günlük olarak tüketildiği. Tekrardan gel otur, sizin üçünüzü ben sohbet ettirmek istiyorum. Şey de olmaması lazım, işte böyle bir modern bir görüntü de olmaması lazım. Daha büyük masa koyabilirdim aslında ama biraz mekanı doldurmak bizimkisi. Şimdi mesela sen şeyle Ribaza. damadınla konuş, sonra bu kızcağız gelsin, Mahigül. Mahigül'ün de biraz sosyali düşük. Böyle mutfak sohbeti yapın. Akşam akşam yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Annene sor bakalım. Ne oldu? Nereye kalktı? Doğuruyor musun yoksa? Büyük haberleri paylaş diyor. Dedikoduları paylaşabilirsin mesela. İşte yan köyde ne olmuş, ne bitmiş falan. Biz de hemen ufak kızımıza gidelim. Bu arada suyu değiştirmemiz lazım. Çamaşır yıkadıysak çamaşırlarımız. Evet, daha suları süzülüyor. Güzel. Onlar da kurumada. Güzel bir yaz akşamı var. Böyle. Böyle çırçır böcekleri falan, ağustos böcekleri, bir şeyleri, kurbağa sesleri, mesleri karışık. Bakalım şimdi ne durumdasınız. Kızım sen biraz sosyalleşsen iyi olur. Telefonla ilgileneceğine şöyle övgüler yağdır annene. Biraz kocanla da haberleri paylaş. Nasıl olsa televizyonunuz yok bir şeyin. Ah, kızımız bitirdi. Bitirdi o zaman, gel sen de yemek yemeyi hak ediyorsun. Bir dakika. Kıza yemek kalmadı galiba. Bakacağız. Küçük bir şeyler atıştırabiliriz. Ekmeğe yağ sürsün, üstüne reçel sürsün, yesin. Tuvalet de varmış bu saatte. Kızı tuvalete gönderecek. Aa, tamam. Bir dakika. Tuvalet dedik. Aklımıza şey geldi. Sen okey bırak şimdi ana kızı baş başa. Gel önce bunu tamir et. Sonra bunu tamir et. Sonra yerleri moplarız. Hiçbirinin mesleği yok. Bakım şeylerimiz satıldı mı? Sende satılan var mı? Yok. Sende aslında sen 56 tane ve 40 tane bunları satabiliriz. Burada da büyük annenin de sattığı hiçbir şey yok. Sizin bunları paraya dönüştürmeniz lazım. Dönüştüremediğiniz için sizi resim yaptırabilirim. Painting serbest bu 1890'ların kurallarında. Hadi git, leftovers iyi, bari bir şeyler var yiyecek. Ne durumdayız? Fan yok. Tuvaletin geliyor. Çok sık tuvaletin geliyor. Anneanneyi ben alıyorum senden. Anneanne gelsin odasında birazcık sallansın. Şu kızımızın sosyali nasıl? İyi. Sen şimdi biraz da şöyle yapacak, pardon. İşte böyle hep büyük haber paylaşımı var. Nereden ne haberleri öğreniyorlar? Senin elin çok ağır. Ratkucuğum, biraz hızlanman lazım. Herkesin tuvaleti geldi, seni bekliyor tamiri bitirmen için.
Üçüncü level oldun ama hala biraz yavaşsın. Bunu biraz hızlı yap. Biz de bakalım. Çocuk kızın tuvaleti geliyor. Annenin tuvaleti çok geldi. O şimdi bir daha bakıyorum. Ne durumdayız? Bir tek bakamadım. Heh. 14 saat. Ne oldu? Tamam gel mesela buraya doğru. Böyle go here. Hazırlıklı ol. Bunları mopla bir yandan. Heh, sustu. O zaman sen hemen buradayken tuvaletini yap. Hızlı bir şekilde. Şeyi bıraksan Lego Lego yapmayı da bir silsen süpürsen. Şu kızımız yedi mi? Yedi. O zaman sen biraz tabağı yıkamakla meşgul ol. Gel bu tuvalet sırasına gir. Sen tuvaletini yaptıysan aslında bak senin biraz yıkanman lazım. Gel şurada tek bette yıkan ve yat. Biz de burada tuvalet Mahigül'ün tuvaletini. Mahigül sen çok yavaş yapıyorsun ya bu işi. Yus diyorum. Bunu moplamayı bırak şimdi. Tuvaletini yap. Evet farkındayım işte. Küçük kız nerede kaldı? O da anca geliyor. Anneanne Taya Çağat'ın odasında sallanıyor. Şimdi küçük kızın tuvalete girecek. Buradaki temizliği küçük kıza da yaptırabiliriz. Benim biraz eğlenmeye ihtiyacım var ama seni eğlendirebilecek bir şeyler, örgü yapabilir miyiz? Bakacağız. Ellerini yıka. Aslında çok da uykun geldi. Ben sizi eğlendirecek bir şey biliyorum. Bakayım şimdi. Aa, mop yapabiliyor küçük kız. Tamam yukarıya gel bakayım. Bak adam keyif içerisinde gördün mü? Ama fanını düşürüyor yine de bu sadece banyo yaparkenki efekt olarak kullanmışlar o mutluluğu. Şey yaptıracağım. Try for baby şey hamile olduğu için yok. Ama yaptıracağım. Try for baby demem lazım. Fakat hamile olduğu için diyemiyorum. Biz onu try for baby diyelim ki bu şey yani try for baby'miş gibi diyelim ki puan seviyesi artsın. Böyle vuhu diyorum. Taya Çağatun sen de geç oldu aslında. Gel yat bakalım artık. Bakayım abi satıldı bir şeyim. Şeyim satıldı. Neyim satıldı peki? Hani? Nerede bir şey göremedim. Ya senden mi satıldı? Yo. Yellow Beer Bunny. Yellow Beer Bunny kimde? Aa şeydeki Dancer Bunny. Ama yok ki Yellow Beer şeyim. Benim. Göremedim hiçbir şey. Tamam gel bakalım şimdi biz bunu sözde bu şey Try for Baby olsun. Hamile olmasaydı Try for Baby diyecektim. Böylelikle fanı daha da hızlı doğmuş olacaktı. Daha küçük kız ne yaptı? Onu unutuyorduk. Küçük kızın artık yarın okula gideceği için uyuması lazım. Onu silikliyorum. Şimdi bakıyorum fan durumu. Evet bak fan durumu çok güzel artış gösteriyor böyle. Evet küçük kızımız da geldi. O da şimdi yatıp uyuyor. Mahigül sen de hemen şurayı silip dersek uyumuş olacaksın. Bizim küçük kız yine kalktı çünkü korktu. Şey var tabii yatağın altında canavar var. Ama sakın korkmuyorsun. Buraya gelip yatıp, oraya da yatıp uyuyamıyorsun. Kendi yatağın altını spreyleyemiyor musun? Hı? Ha, soruyoruz. Bir tatlı monster desek bakalım ne olacak? Canavarla konuşan bir çocuk oldu bizimki korkusuzmuş. Hayır korku yok, panik yok. Panik yok. Talk diyoruz. Ya yel attı diyebiliyormuşuz aslında bakayım. Onu da bakayım gönderebiliyor muyuz? Bak aynen kovduk yani işte onu. Peki niye çıkmadı? Çok heyecanlı olduğu için uyuyamaz diyor. Bir de öyle bir şey kalmamış ki. O zaman biraz nepsin, neptikten sonra biz onu
Şey yaparız. Uyuturuz. Evet, uyutmaya pek fazla zaman bulamadık. Nepti, yani bir şekerleme yaptı. Anneanne kalkmış. Anneanneciğim gel, karın ağrıları çek ve tuvaletini git yap. Yatakta ne biçim oturuyorsun öyle sen ya? Bizim küçük kız şimdi birazdan okula gidecek. Onun da hijyene ihtiyacı var. O zaman önce bir ellerini yıkasın, sonra bir diş fırçalasın. Diş fırçalama o devirde var mıydı bilmiyorum. Sizin keyfiniz yerinizde. Artık sen de bir doğursan mı, ne yapsan? Bakayım. In 5 hours diyor. 5 saat içerisinde. Ve o 5 saatin sonucunu merak ediyorum. Sen de çok yavaşsın. Sen aslında evin annesi olarak, bir Taya Hatun olarak kahvaltı hazırlaman lazım. Küçük kızdan ne haber? Bozdun mu diyecektim. Musluk bozuldu sandım hışırdamayı duyunca. Sen bu suyu değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorsun. Ellerini tekrardan yıka. Hadi gel aşağıya yemek ye, ne yapalım? Dolapta bozulan edilen bir şey yok. Open get leftovers diyorum. Anneanne de get leftovers demiyoruz. Anneanne de buraya gelsin yavaş yavaş. Buzdolabını biraz yemekle dolduralım. Buzdolabını biraz yemekle dolduralım. Telçe Hatun sabah sabah omlet yapsın, yumurtalı tost yapsın, bir şeyler yapsın, pankek yapsın. Yaptıralım yani. Bakın burada şu kızımız bir alsın yemeği. Şöyle biraz hızlandırayım. Evet tamam. Şimdi bakalım. Burada serve breakfast diyorum. Ne diyorum? Pek fazla yeteneği olmadığı için önce yumurta yapacak. Böylelikle de yetenek de kazanmış olur. Bakayım. Hiç cooking'i yok gerçekten de. Küçük kızımızın okuluna kaldı. Yarım saat kaldı. Hiç yetenek kazandırmamışız. Level 4 olması lazımmış herhangi bir yetenekte. Ekstra ödev yerine keşke bir şeyler yaptırsaydım. Neyse, hafta sonu yaptırırız onu. Biraz süremi hızlandırayım. Hadi bakalım, küçük kızımız okula gidebilir. Nereye gidecek? Koş koş Kutatku. Madem kalktın, alsana sabah sürprizi. Olmuyor böyle ya. Her şeyimiz çok çabuk bozuluyor. Ama neyse. Simlerimizin ne işi var, ne bir şeyi var. Onlara ilgilenecek yeni alanlar işte. Böyle evin bozulan yerlerini tamir etmek, onarmakla vakit geçecek. Bizim içerisinde ekstra bir oynanış sağlıyor. Öyle boş boş ekrana bakmaktansa. Evet Hatun, sen şimdi aynen bunu bir yıkın. Nerede yıkayacaksın çok merak ediyorum. Ya üst katta ya da tuvaletteki lavaboda. Sonra gel bakalım, yeni bir şeyler öğren. Serve breakfast. Salata yap. Salata yap bize. Salata da dursun şeyimiz, inventörümüzde. Sen sanırım bunu becerin. Al sen de bir yumurta şeyi. Çünkü onu atıyorum dolaba. Böyle. Bizim Mahigül kalktı. Mahigül uyandı. Hemen Mahigül'ü tuvalete alıyorum ben. Tuvaletini yapsın. Çünkü zaten yol uzun. Sen de gel bakalım sabah sabah. Bak ağaçlarımı, bak burada tent yapılması gereken wheat all yok demek ki. Neyse alalım onları. Keşke şu elmalarımızı da şey yap dedi. Biraz yavaşlatayım süreyi ki hızına yetişebileyim oyunun. Ya bak sen sağlıklı bir şeye salata al. Anneanneyi de yine bir sandalyesini alalım, sallansın. Biz de şimdi birazcık. Senin sakalların uzamış. Sen jilet var mıydı o dönemler? Vardı mı herhalde? Ustura vardı yani en azından. Senin işin uzun gibi. Ben seni bırakayım bahçede. Çünkü burada da daha yol açacağın şeyler var. İvol yapmamız gereken, bak mesela bu var. Şöyle yapayım. Matik olacak zaten. Yine aynı şekilde bu da. Bunda bir şey var mı? Yok. Sonra harvest diyeceğim ve buradan bir şeyler elde edeceğiz. Çünkü zaten vardı inventörümüzde. Kızım buraya gelmiş. Ah demiştir. Anneciğim ellerine sağlık. Ne kadar güzel yapmışsın. Ne kadar sağlıklı. Çok doydum demiştir şimdi annesine böyle.
Hemen bunu da atıyorum dolaba. Artık bir doğursam mı? Bakayım. 16 dakika diyor. Niye onu oraya bıraktın ya? Ben de seni yıkayacaksın, yıkamaya geleceksin diye bekliyorum bu tarafta. Şimdi sizin saatiniz çalışıyor mu saat? Saat 11'i göstermiyor ki. Bu saat çalışmıyor. Bu saat çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Şimdi biraz paranız olmuş sizin. İşte bakın böyle burada otur. Rakte. Allah. Bu adama bakalım ne yapıyor. Hala yoluyor garibim. Tek başına bahçeyle ilgileniyor olmak onu çok yoruyor ama yapacak bir şey yok. Burada üzümlerimiz çıkmadı bizim. Üzüm çıkmadı. Yaz mevsimindeymişiz. O yüzden mi çıkmadı acaba? Tabii bir şeyler satılıyor ama Lopsi'de benim başka ürünlerim var. Bu evde olmayan. Ha bak satılmış işte mesela. Şipon Plopsi diyor. Hemen onu gönderelim. Burada hiç satılmış bir şey yok. Adam da hiçbir şey yapmadı ahşaptan. Biz şey yapalım. Resim çerçevesi alalım. Resim çerçevesi alıp nereye koysak? Yer beğenemiyorum şimdi. 109 simelyona sattık. Güzel oldu. Anneanne gelsin burada tekrardan net yapsın. Objekt mi yapıyorduk biz satabilmek için? Aa, resim diyor. Halı örüyormuş zaten siyah halı. Tamam ben hemen bir şey alayım. Resim için şövale. Bu sefer hatırladım. Şövale Allah'tan şey ahşap. Güzel yani materyali hiç bize şey yapmıyor şu an. Aslında şuraya bir yere koysaydım iyiydi. Koyacak yer bulamadım. Evin her yerine öyle bir şey, o kadar çok bir şeyler koydum ki burası da olmuyor değil mi? Duvarı niye dayayamıyorum o tarafa? Kesin duvarda bir şey var diyeceğim. Evet. Burası da şey olduğu için koymuyorum. Aşağıda ne var? Bir şey diyeyim mi? Aslında bu saat çok anlamsız. Al sat gitsin. Madem çalışmıyorsun, hiç gerek yok. Çalışıyor olsaydım kullanırdık. Zamanı bile göstermiyor. Şimdi bizim Mahigülümüz gelsin burada. Klasik painting'ten resim yapmaya başlasın. Kendi yeni yetenekler ödünmüş olur. Sen ne yap? Sen artık bunları harvest all diyebilir. Water all. Evet sulama gelmiş. Suya ihtiyacı olanları bir sulayalım öncelikle. Evet sen de resim yap. Sen nereye gidiyorsun? Bir dakika bakayım. Yine nerede örecek acaba? Şöyle biraz hızlandırıp bakmak istiyorum. Hep bunun için mi çıktın yukarıya? Aa çok enteresan. O zaman gel madem buraya kadar çıktın burada otur da ör. Biraz senin için de farklı bir yaşam alanı olur. Aa bu ne? Ne oldu? Üzgün. Neden üzgün? Bir dakika bakacağız şimdi. Bakıyorum. Mahigül gerçekten çok şeymiş. She wants to always his, rahat hissetmek istiyormuş. Şu an çok yorgun olduğu için. Evet tamam. Aa, bak ama resmi yaptın bitirdin Mahigül. Bunu 94 credit copy diyor. Yo set, sell collector diyeceğiz. Attım gitti. Fame olarak zaten aslında set painting diyor. Bakalım nasıl bir üzgün bir resim yapacak. Sen ne yaptın? Sen bak bu da evolve olmak istiyor. Böyle artık bir bunları harvest ol diyelim. Bize biraz para gelecek böylelikle. Beyacı Hatun örüyor. Bu üzgün olduğu için üzgün bir resim yapıyor. Niye bu kadar yavaştan alıyorsun? Bak kendini de yorma. Ha, senin ne oldu bu arada? Bu ha, ne zaman doğuracağım bildiğiyle her an doğabilir diyor. Ama gece yarısı doğurur kesin. Evde doğuracak zaten. Aa, onun için beşik almam lazım. Doğru. Evde doğum yapacağız. Hastane olayı yok. Hastane olayı yoktu. Doğru. Şimdi evde doğum yapacağımız için şöyle şuraya ve beşiği koyabilirim. Beşiği buraya koyabilirim. Doğum evde gerçekleşecek. O zamanlar için böyle zaten vardı. Evet böyle ahşap
Beşikler. İşte böyle bir beşik koyabilirim oraya. Böyle. Şurada durabilir. Artı bir şeyler koymuyorum zaten. Bir beşik yeter şimdi. Topladın mı? Buradakileri topladın mı peki? Ha, burada zaten topladık. Oraya gittin, topladın. Tamam, şimdi senin tuvaletin geldi. Tuvaletini yaptıralım. Sen tuvaletini yapadur. Aslında şimdi o tuvaletini yaparken bizim kızımız da işte resim yapıyor. Annemiz de şey yapıyor. Örgüsünü örüyor. Küçük kızımız da okuldayken bu bölümü burada sonlandıralım. Evet, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Artık bence Mavigül bir sonraki bölümde çocuğunu da eline alır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.